hocanın bir iddiası vardı. İkinci yarının lideri olacağız evet. diye. Ersun Yanal. Evet, gerçi onu, sözleşme imzalanırken ilk üç denildi. Yani. Hayır, onu başkan dedi. Ben ilk evet. üçe hani razıyım gibilerinden. Yanlış yok, mı? Yok, razı değil. Hedefimiz ilk üç dedi. İkinci yarı ilk üç dedi. Sayın Başkan söyledi onu. Evet, Ersun Yanal direkt biz ikinci yarının lideri olacağız diye bir çıkış yapmıştı. Yani hedefler tutmuyor. Tutmuyor. Peki. Ya, bir de kolay bir iş de değil yani. Hani şimdi bence şu anda her ne kadar gelecek seneye işaret edilse de şu anda sıkıntı ve endişe daha büyük. Yani gerçekçi olmak lazım. Yani biz bu tarihlerde ne tahmin ediyorduk hepimiz? Evet, evet. Fenerbahçe 10. sırada, 12. sırada olur. Değil mi? Yani daha yukarı zorlamaz mı? Oraya evet. gelemedi. Ben de yani ben yanıldım. Bilmiyorum. Ben, ben daha ilk yarı bitmeden düşme hattından, çünkü o bir yani maç periyodu vardı. Oraları bırakalım arkadaşlar durumu var. Yani. Akhisar'ın da içinde olduğu böyle Fenerbahçe'nin evet. görece kolay gözüken ve hani alt evet, sıralarla oynadığı 3 maçlık bir periyot vardı. Ben orada 6-7 puan alıp zaten bu konunun kapanacağını düşünüyordum. Hatta 6 maçın 4'ü içerideydi. Gibi o, evet, böyle bir periyot vardı. Kapanacağını düşünüyordum. Yani bence şu anda günü kurtarmak durumunda. Başka tabii günü kurtarmaya yani, çalışıyorlar öyle. Zaten. Şimdi günü kurtarmaya çalışırken de ki bence mesela devre arası transferleri de Fenerbahçe'nin yaptığı günü kurtarmak diye demiyorum. Genelde günü kurtarmak içindir. Değil mi? İşler iyi giderken günü kurtarmazsın. Mesela bir tane eklersin, Robinho'yu alırsın, bir tane nokta yaparsın. Yani o günü kurtarmak olmaz ama bazı sıkıntılar vuku bulduğunda genelde ara transferler hep o yamaları yapabilmek, günü kurtarabilmek. İşte mesela bunu çok iyi yapıp yukarı fırlayan bir Rize, Ankara evet. gerçeği var. Yani 5-6 tane eklemeyle bir anda takımın çehresi değişti. Yani gelecek sene hani bu tablodan daha farklı olacağını düşünüyorum ama yine kolay olmayacak işi yönetimin ve teknik kadronun. Hani öyle bir anda mesela şampiyonluğa oynar, evet oynar ama en güçlü adayı diyemem yani şu anda. Ya bu pozisyondan ilk 5'e sıçrarsan gelecek sezon iyi bir şey bence. Evet. Yani çünkü hiç bu pozisyonda görmedik Fenerbahçe'yi. Ligin Mart ayı gelmiş, Fenerbahçe ciddi anlamda düşme korkusu yaşıyor. Yani bilmiyorum yaşamaları lazım. Yaşamıyorsa eğer futbolcular ya da yönetim. Yok bence yaşıyorlar. Yaşamaları lazım. Onun için şey yapamıyoruz. Hep geçmişten getiririz ya bu tür konuları. Ya bu 87-88'de de böyle olmuştu ama 7. olmuştu. Ondan sonra bir sonraki sezon bilmem ne yapıp şampiyon olmuştu evet. gibi örneklemelerimiz vardır. Başka takımlar için de vardır. Ama bu sefer hiçbir zaman Mart ayında 87-88'in Mart ayında 16. 15. 14. 13. değil. Değil. Bu sefer ya demek ki be Ersun Hoca geldikten sonra evet görece bir iyileşme var. Ancak puan tablosuna yansıyan da beklenenin altında bir iyileşme var ama 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet. Yani iyi bir, hiç Fenerbahçe bu sezon ekstra bir galibiyet aldım. Ekstradan kastım. Gitti bu zorlu. Evet ekstra galibiyet zaten şuymuş. Konya galibiyetiymiş. Ligin 3-4-1-0 deplasmanda yendi. Elif'in golü. Onun dışında çok kötü oynamıştı. Çok kötü. Evet. Ya ismi hala korkutuyordu o dönem. Benzi asist yapmıştı. Öyle bir galibiyet. Evet, öyle bir galibiyet. Elif'in de gol atması da enteresan şimdi bakınca. Doğru söylüyorsun. Evet. Ayak içi köşeye. Çok güzel goldü. Çok organize bir goldü. Benzi'ye de harika bir asist yapmıştı. Şimdi bir tane ekstra galibiyet alamadığınız zaman içeridekileri ittire kaktıra kazan ya da Erzurum'la berabere kal, Kasımpaşa'yla berabere kal. O zaman zaten buralardan çıkamazsınız ki. Şimdi Fenerbahçe ara transferde pek çok oyuncu kadrosuna kattı. Ama bunlar Fenerbahçe böyle bir seviye atlattı mı? Atlatmadı bence. Yükseltti biraz belki yükseltti. Ama böyle çağ atlatacak bir seviyeden bahsedemiyoruz. Yok. Hayır, yani böyle şöyle, bir durum olmadı. Moses bir hava getirdi. Stoper'de de iki tane opsiyonu oldu. Opsiyon oldu. Evet yani. Yani hani dediğin gibi seviye atlatmadı. Tolgay Zayt. Bence şu anda orada. Güçlendirdi diyelim de seviye atlatmadı. Zayt evet. Güçlendirdi. Ben mesela Tolgay'ın daha çok yolu var diyorum yani. Ben O yüzden yani, buradan da yola çıkarak. Mesela çok ısrar ediyor bence. Fazla ısrar ediyor. Tolgay inanıyor. Evet. Hem ama, dakika olarak ama hem forma olarak yani. Ya kendi ayağına takılıp düşüyor adam. Yani o hiç hazır değil. Biraz beklemesi lazım. Tabii yani. O kadar inanıyorsa evet, bile. Evet yani ona bence
kötülük yapıyor. Yani şimdi son maçtaki performansı birçok Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı. Yani sadece faul yapıyor ya. Ya başka bir katkısı yok oyuna.